Herkese selamlar. Barzonius kanalına hoş geldiniz. Bugün tahmin edebileceğiniz gibi yine Crusader Kings 3'ün efsaneleri kategorisinden bir video ile daha karşınızdayım. Benim en çok sevdiğim karakterlerden biri ve hem savaş konusunda hem de tarihsel bağlam konusunda en çok hayran olduğum kişiliklerden biridir diyebilirim. Peki kimdir bu karakter diye soracak olursanız. Dük Robert de Hotville. Yani Hotville annesinden Dük Robert. Kendisi Apulia ve Calabria'nın dükü olarak geçiyor ve Dejur Sicilia krallığının çoğunu elinde tutuyor. Kendisi efsane bir karakter olduğu için askeri yaşam tarzı konusunda da çok güçlü birisi. Yaşı ileri olsa da kendisi fiziksel olarak güçlü biri. Dolayısıyla bu onun en az 15-20 yıl kadar yaşamasını mümkün kılıyor. Aynı zamanda ölümüne yakın Bizans'a da savaş açmıştı zamanda tarihe bakacak olursak. Illyria bölgesi. Dejur açıdan düşünürsek Dirachium ve Epir kıyılarını ele geçirmeye çalıştı. Bu şekilde kendine de orada ayrı bir krallık kurmaya çalıştı diyebiliriz. O yüzden çok kaybetmeden hemen başlayabiliriz. Teşekkürler Strateji Türk. Görmüş olduğunuz gibi efendim durumumuz bu şekilde. Hemen bir genel durumumuza bakalım. Karakterimiz bu. Tilki Dük Robea. Birinci ünvanı Apulia Dükü olarak geçiyor. Aynı zamanda istersek Calabria'yı da tamamen oluşturabiliyoruz. Ki konfedere bölümü olduğu için bu veraset sonrası geçerli iki erkek çocuğumuz arasında paylaştırılacak. Bakın burada bir tane kardeşimiz var. Jeffrey de Hotville. Kız kardeşlerimiz burada mevcut. Bu abimizin özelliği çok iyi. Özellik derken burada görüyorsunuz 24 askeriyesi var. Ve aynı zamanda Yüce Savaş Bey'i. Bir önceki videomda da size gösterdiğim gibi kendisi resmen Cengiz Han kıvamında birisi. Aynı zamanda stratejist. Bir yaşam tarzına bakalım öncelikle. Yaşam tarzına baktığımızda stratejist ağacını tamamen tamamlamış. Bu da demek oluyor ki savaşlarda orduyu bizzat kontrol ettiği zaman çok ciddi bir şekilde avantaj sağlıyor kendisi. Ve yürekli ağacından da gitmiş. Dolayısıyla kendisine dövüş yeteneği katıyor. Şövalye sayısını arttırıyor ve zayiat oranını düşürdüğü gibi kendi ordu avantajı da yine artıyor. Aynı zamanda kendi mahiyetindeki şövalyeler de daha iyi, daha verimli. Ancak birçok işin gözünden kaçabilecek bir detay daha var. Bunu da size söyleyeyim. İdare ağacına geldiğinizde Dük Robea, yönetici ağacından da gitmiş. Bakın bu idare yaşam tarzı ve yönetici ağacı bu. Yönetici ağacından da 4 tane özellik açmış. Meritokrasi açılmış. Yani siz Dük Robea olarak birine biat ettiğinizde meritokrasi özelliğini kullanıp tahta hak iddiası elde edebiliyorsunuz kalabalık milisler açılmış. Yani vasallarının milis katkısı 5'te 1 oranında daha fazla. Tiranlık azalması mevcut. Ve vasallar bağımsızlıkçı örgütleşmelere katılmaya daha az meyilli oluyorlar. Ben öncelikle otorite odağından gideceğim. Çünkü öncelikli olarak Sicilya Krallığı'nı tamamen kurup sonrasında eğer sataşabiliyorsak Bizans'a sataşmaya çalışabiliriz. Yeni aldığımız topraklardaki kontrolü artırmak da otorite odayla daha kolay oluyor. Hatta şu an istesek Sicilya Krallığı'nı kurabiliyoruz. Lakin elimizde yeterli para yok. Biraz daha para kazanarak bunu halledebiliriz. Seçilebilir bir hane mirasımız var. Biz Norman kökenli bir hanedan olduğumuz için yağma ve maceraya da erişimimiz var. Burada görmüş olduğunuz gibi yani hotfillerden oynarsanız burada vurgun seçeneğini açarak savaşlarda yani muharebelerde altında kazanabiliyorsunuz. Bu da çok önemlidir. Öncelikle savaşçılar hanesinden gideyim diyorum. Her haneden üyesi dövüşte artı 2 ve şövalye verimliliğinde %15 daha fazla alıyor. Gayet güzel. Salerno burada. Kendisi istesek ittifak da kurabiliriz ancak kabul etmeyecekmiş. Peki. Babamız de kabul etmeyebilir. Kapuva ile zaten aynı seviyedeyiz. Bakın burada hedeflerimiz var. Bu abi Şeyh Necip bin Hamid. Kastriyana kontu. Çok ilginçtir. Kendisinin yanındaki iki kontluğa hak iddiası var. Bu da demek oluyor ki kendisi bir noktadan sonra eğer güçlü bir ittifak bulabilirse yandaki abilere sataşacak. Ancak yeterince güçlü değil. Biz şu birliklerimizi önce bir konuşlandırabiliriz. Konuşlandırdık. O papayla da Papa ile de aramızı iyi tutabiliriz. En azından bir deneriz. Bu noktada en büyük tehditimiz... yani yapay zekanın bize sürekli sataşan tarafı Düşes Matilda olacak. Çünkü biz Matilda'nın dejur bir toprağını tutuyoruz. Matilda hali hazırda kendisi bir ittifakta bulmuş. İttifak bulmasa da Oh my god bro. Oh hell no man. Ha çok ilginç. Kendisi evlenmiş gözüküyor ama belki bu değişebilir. Rurik'le ee, sen biraz uzaktasın abicim ya. Teşekkür ediyorum ama. Aslında fena olmaz. Güzel yapay zeka bize böyle bir teklifle geldi. E, Matilda'nın evliliği hiç iyi olmadı. Kendisi normalde bekar başlıyordu oyuna ama. Burada evlenmiş. Eh kötü oldu. Kendisi güçlü. Ancak benim şöyle bir canım var. Ha, kendisine tabi şimdi para versek Stres kazanıyoruz ne kadar kazanacak 20 görüş mü bu hoş değil Peki senle bir ittifak kursak Karakterimizin kızı ha fena değil Seninle evlilik düzenleyememek biraz kötü oldu ama ben şu abiyle bir ittifak yapabiliyor olsak dedik, Güzel olurdu sanki hmm. Biraz sana para verelim Hatta seni etkilemeye de çalışalım ne dersin Yok kabul etmeyecek Heh peki öyle olsun ya yapma işte. Neyse ama ben onun ittifakı... Müttefiki değilim. Biraz kötü oldu. Norman Sicilyası diye bir olay çıktı şu an karşımızda. Apulia Dükü, Tilki dük Robea için özel bir event. Diyor ki bir dük olarak yaşamak elbette bir haydut olarak yaşamaya kıyasla çok daha güzel. Buna rağmen bir dük olmaktan daha iyi şeyler de var. Mesela bir kral olmak. Tanrı'nın ve Aziz Peter'ın lütfuyla. Apulia ve Calabria topraklarına hükmediyorum. Eski haydutluk günlerimden birkaç eski arkadaşımın lütfuyla ne papanın ne de imparatorun rızasına ihtiyaç duymaksızın Sicilya krallığı topraklarının tamamını hükmedebilirim. Harekete geçme vakti geldi de geçiyor. Oh, açıkçası ben Bizans'la alakalı bir e, event gelmesini beklerdim ama hımm peki ne olacakmış şimdi. Hepsi ve daha fazlası benim olacak diyor. Oh, Benevento düklüğü ünvanın üzerinde güçlü bir hak iddiası Spoleto'da eyvah. Belki de imparatorluğun dışında kalmalıyım. Hmm. Anladım. Benevento düklüğü üzerinde bir güçlü hak iddiası. 500 kişilik bir ordu. Papa bize kızacak. Papa'nın bize kızmaması lazım. Diyor ki Papa da da topraklarını koruyabilirler. Hee güzel. Ya bu şu demek oluyor. Yani siz bir normal roleplay yapacaksınız. Ve tarihte de hem imparatora hem de papala sataşır mı ya? Hiçbir şey olmaz diyeceksiniz. Bu ilk iki seçenek gayet güzel. Ama ben biraz garantici oynamayı tercih ediyorum ve... Kendime bu şekilde bir 250 kişilik ordu aldım. Bu balarma ele geçirebiliriz. Buranın geliri çok daha iyi. Karakterimin hak iddiaları varmış buraya. Oo bütün bu yerlere hak iddiası var öyle mi? Demek ki kutsal savaş açmaya gerek kalmadan... Tabii ki şimdi kutsal savaş açsak gelecekler. Buraya kutsal savaş açsak gelecekler. Buraya kutsal savaş evet arkadaşlar geliyorlar. Demek ki hak iddiası olarak açmak daha mantıklı gibi. 59 prestij gidecek sadece. Mümkün. Karakterimin hak iddiaları. Aa çok ilginç ya. Demek ki böyle alabiliyormuş. Hmm. O zaman şu tarafları bir alalım şu adı taraflarını. İyi olur. Elimizde tutmayan... Ha, elimizde tutmadığımız kontuklar için. Papalığa hak iddiamız yoktu. Daha doğrusu papalığın tuttuğu Benevento düklüğüne hak iddiamız yoktu. Hani istesek mesela burada Düşes Matilda'yı da güçsüz bırakabilirdik. Böyle bir event de çıkıyor. İlginç gerçekten. Ben şu olumu eğitmeyi unutmayacağım. Oğullarımızı eğitelim mümkünse. Seni de eğitelim. Güzel çocuk. Karakterimin hak iddiaları. Norman haydutlara. Güzel. Şimdi tek tek açabilirim aslında. Tek tek de açabilirim. Bir anda da açabilirim. Ancak birden fazla savaş açarsam yapay zeka bana çok ciddi bir şekilde çöreklenebilir. Ben bir risk alıp deniyorum şansımı ya. Karakterimin hak iddiaları. Çok güzel. Bu güncellemeden önce bu hak iddiaları ve böyle bir eğitim özelliği yoktu. Gayet iyi oldu. Öncelikle Balarm'dan başlayabiliriz. Orduyu biz kontrol ediyoruz. Nice. Çok iyi gerçekten. Ve abimizi tutsak aldık. Toprağı bize geçti. Bak ana söyle evlilik. Ana söyle. Peki diğer oğlumu versem? Hı? Oyuncu varisim. Çok fazla müttefikimiz var. Ulan iki tane müttefikim var be. Güzel burayı da aldık. Buraya hak yoktu sanırım değil mi? Hı. Malta kalabilir. Çok güzel. Burayı aldık. Bu şekilde Napoli'yi de alabiliyorum. Kapua. ah, Kapua düklüğü diyor. Ay. Bu, bu biraz sıkıntılı sanki. Bizim vasalımız olacak ha? Bu da mı düklük? Peki. Anladım. Aa sen bir dakika kazanıyorsun savaşı. Hadi buradaki kontrolleri arttıralım Ozan. Bir düzenli askeri birliği böyle konuşlandırabiliriz. Çok iyi olur. İki düklük ünvanı mı oluşturulması gerekiyor? He. O zaman mesela Sicilya'yı oluşturduk. Apulia ve Sicilya düküyüz şu an. Çok iyi. Mesela istesek. Burayı da alabiliyor muyuz Napoli'yi de? Harika. Alalım o zaman. Avantajı ve savaşma yeteneği çok iyi. Yani <laughs> kıyım uyguluyoruz ya. Gerçekten harika bir karakter bu savaş açısından. Ve şunu da söyleyeyim. Kendisinin Normandiya düklüğüne de hak iddiası var. Çünkü dedesi Normandiya düküymüş. Normandiya hanesinin. <laughs> bu da bakın piç dük ikinci William. Bizden hoşlanmıyor. Hatta yapabiliyorsak şu Sicilya kültürü ne alemde bakalım. Yunan kültürü belki daha ileride olabilir. Yunan kültürüyle bir melez de yapılabilir sanki. Ben sizi şöyle bir yer değiştirsem güzel olur ya. Heh, daha iyi oldu. Kültürel kabullenmeyi arttırmaya çalışalım. Norman kültürü olarak böyleyiz. Napoli'yi hemen ele geçireceğiz bu arada. Bu kadar. Pidi aldık bu arada. Toprağımızı da ele geçirdik. Harika oldu. Askeri yaşam tarzı. Oo mükemmel. Tahta hizmeti açtık. Kontrol artışımız da bir kadar artıyor bu arada. Bunlara kutsal savaş elde etme. Bunlar katılıyor mu? Malta'da çok sıkıntılı bir kontluk aslında. Burada Bizans görmüş olduğunuz gibi savaşı kaybediyor. Hayde bunlar da böyle savaşıyor. Biz seninle neden ittifak kuramıyoruz ki ya? Benim kızımın büyümesi mi gerekiyor yani? Peki öyle olsun. Biz bu çocukları o zaman bir evlendirmeye çalışalım yani. Yapabiliyorsak ha? İttifak gücü. Poznan kontlu yok. Oxera. Messina kontlu. Innsbruck. Yok ya. Olmuyor. En kız kardeşim falan ha? Salomon. Yok mu? Transilvanya. En kızımla evlendirsem ne dersin? Olmaz mı? Opa <laughs> Ulan Bohemia'ya bak Bohemia'da gidiyor Kendi oğlunun hak iddiası için mi Oo, uh. Bunlar şey olacak o zaman Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olacak he? Bak senle bir evlilik yapalım Tamam mı yapabiliyorsak Kızımla seni evlendireyim Niye kabul etmiyorsun ki Şunu açmak gerekiyor galiba Gelecek vadeden eden meziyetler diye. Peki bakarız halletmeye çalışırız Bir saray ekimi alalım Saray hekimi iyidir Turnuva için talim yap. Bunu hep bildirim olarak gelsin diye açıyorum. İleri öğrenin. %6 daha fazla tecrübe kazanıyoruz. E, ee, Bizans savaşı kaybetmiş. Selçuklu da Ermenistan Dejur bölgesini tamamen almış. Hoppa. Ee, bu da sıkıntı yalnız. Paris ve kızı hapsedilmiş. İttifak kurduk. Hadi tamam senle ittifak kurduk hadi. Şuradaki dini değiştirebiliriz. Hiç fena olmaz. Norman Sicilyalı. Yapabiliyor muyuz? Bence yapalım ya. Elimize para mı geçti? Çok güzel. O zaman bir büyük gezi yapmaya çalışalım. Şu abimize uğrarız. Olabildiğince kültürel festival. Birazdan başlatabiliyoruz sanırım. Gayet güzel. Burada niye tehlike var? Güzel. Gayet iyi. Hayda biz başkenti Palermo'ya taşımamış mıyız? İlginç. <laughs> of çok kötü geldik yalnız ya. Ben zannediyordum ki başkenti Palermo'ya taşıdık çoktan. Çok ters gittik böyle gittik geldik falan ama. Hadi kutlayalım. Bu Sicilyalı ee, bakın burada görmüş olduğunuz gibi Yunan kültürü ufaktan kayıyor artık. Sicilyalıya kay kayıyor yani onu demek istedim. Ama Yunanlarla da yapabiliriz. Hatta Yunanlarla yap ya. Aynen. Yok. Of. Oo mükemmel. Niye kabul etmiyorsun? Çok ilginç. Bohemond o harika. Kendisi idareci oldu. Normalde savaşçı olmasını beklerdim ama. Arkadaşlar sizleri bilmem fakat daha önce de Dük Robert'e oynadığınızı bilmiyorum. Ben Bohemond'u verasete geri katıyorum. Bohemond çünkü çok iyi bir karakter. Yani babasının kopyası diyebiliriz. Onun kardeşine bakıyoruz, Kambur. tarzda tertede Roger, Robert'in ikinci oğlu da bayağı güçlü bir karakter oluyor özellikle Sicilya'daki varisi oluyor. Bohemond ise kendisini Antakya ve Suriye'nin kuzeylerinde buluyor. Öyle söyleyebilirim. Burası Lombard mıymış? Ha. Sicilya kültürünün yayılması. Şu daha iyi sanki. Şu zırhı da ben oğluma verebilirim ya. Aynen öyle. Kendisinin benden daha iyi dövüş yeteneği var. Hiçbir talepte bulunmuyoruz ve Lansiano'ya gidiyoruz. Dindarlığımız arttı bu arada. O bizden belki bir tık daha hoşlanıyor olabilir. Mükemmel. Hem prestij hem de ihtişam kazandık. Gücümüz de arttı baya. Bu arada. Suratını... Ve bir köylü isyanı geldi. Yani sayıları fazla gibi gibi. Bunlar şimdi tabi birleşmeye çalışacaklar bir yerde. Aler modada mı düştü? Bunlar sanırım Malta'ya çıkarma yapacaklar. Eyvah. Hayır, bir dakika yapamazlar çünkü orası bize ait değil. Nereye gidiyor bunlar? Apulia'ya çıkacaklar değil mi? Başkentim orası çünkü. Hoppa Valdoju. Eyvah. Bu arada eski eşi de gizemli bir şekilde hayatını kaybetmiş. Allah kurtarsın. Suikaste uğramış yani. Bilmiyorum Matildacım acaba senin bir bilgin var mı bu noktada? Teolog olmuşsun aynı zamanda sapkınlık lideri. Toskana hükümdar Düşes Matilda kendisini ve vasallarının Valdoculuk mezhebine geçtiğini dünyaya duyurdu. Katolik ruhban sınıfının öğretileriyle hayal kırıklığına uğramış olan bu Toskana soyluları artık ruhban sınıfının adil ve dürüst olduğunu düşünmüyorlar. Valdocular olarak yeni inançlarının Tanrı'nın iradesiyle uygun olduğuna inanıyorlar ve kendilerini eski dinlerinin kurumlarından uzaklaştırıyorlar. Hoppa! Biz deriz ki mesela ne cüretli inancımıza böyle dalga geçerler. Ya deriz ki biliyorsun bazı iyi noktalara değiniyorlar. biz de valdocu oluruz. Dindarlık kaybederiz bir de yanımızda papa var. E şimdi bu ne oldu? Şevk arttı bir anda. Sapkınlığın doğuşu. Böyle her kontluğa yayıldıkça ya da her yönetici bu mezhebe döndükçe %15-20 oranında artacak bu. <laughs> Halletmişiz. Şimdi tabi burada kontrolü yine arttırmak gerekecek. ben başkenti o yüzden Palermo'ya taşıyorum. Gerçi bir dakika Maribilerle de yapılamaz mıydı ya? Bunlarla da yapılabilirdi sanki Meles kültür değil mi? Maribi normal. Savaş develeri alıyormuşuz. Gulam geliyormuş. Düzenli asker bakım de. Mantıklı mantıklı. Arap mirası eski Fransızca falan. Ya da Frank mirası Arapça. Maribilerle ya da Sicilya ile böyle ayrı bir kültür kurulsa. Bunlar ekonomik açıdan daha gelişmiş. Sicilyalı yapılabilir. Dolayısıyla yollarla yapmak biraz daha mantıklı gibi. Kuyavia düküymüş. Pomovralia. Tam bak senle ittifak yapıyoruz. Sana şöyle bulalım. Poznan yok çok uzakta. Uzes. Sen neredesin? Sen de biraz uzakta sayılıyorsun. Sen de Fransa'nın içindesin. Yeğenimizle. Zemplen'de. Usora burada. Ee, ne bileyim daha güçlü bir abi yok mudur ya? Macaristan. O Ungvar düklüğü. Oğlum sen de bak bizim... Ya illa diyorsun ki krallığı kur yani öyle mi? Ah kurduk. Şu anlık başka meselelerle meşgulüm mesela. Kurduk krallı. Size illa savaş açacağız yani öyle mi? Hı? Hak iddiası iste. Zaten hak iddiam var. <laughs> bunlar katolik ve normal. O da harika ya. Ha senle belki bir ittifak. Bilmem. Olabilir ya. Ben olmaz. Akitanya dükü biraz bilmiyorum. Sıkıntı çıkarabilir sanki ama. Bakarız artık duruma göre. <laughs> Meşruiyetimiz niye bu kadar düşük? Anlamış değilim. Oğullarımı ben evlendirmedim mi ya? Karakterimin hak iddiaları. Kimmiş bu vali annesi? Papua Kontlu. He. Ya sen cumhuriyettin. Hmm. Amalfi düklüğü. Ne? Böyle bir düklük mü var? Bir dakika nasıl ya? O da, o da ilginç gerçekten. Yani böyle bir düklük olması. Ha seni böyle alıyoruz. Kapua kontu mu yapıyoruz? Mükemmel. Buradaki abiden de kurtulmuş oluruz o zaman. Nasıl böyle cumhuriyet vasalı olur. Elimde Mangoneller varmış. Harika. Bunları arttırırız. Bunları da bir tık arttırdık. Şu Haydutları aldık şöyle. Evet. Salerno kontluğu benim oldu. Bu arada benim 3 tane düklüğüm var değil mi? Apulia, Sicilya ve Salerno. Bak Salerno'yu sana verdim böyle. Mükemmel oldu. Sen böyle topraksız bıraktık. Buraya şöyle birine verdik. Yunan bir soylu. Tam mükemmel. Cumhuriyet kontluk diyor. Eksklav bağımsızlığı tam. Dolayısıyla şu an Benevento ile Papalığı deniz veya karayoluyla bir bağlantısı olmadığı için yani Kapua'yı alarak burayı kopardık. Burası büyük ihtimalle bir veraset sonrası bağımsız kalacak. Öyle duruyor. Mezhep liderine hak iddiası alabiliyormuşum. Aa çok ilginç. Ve geldi. Beklediğim an geldi. Gaspçı rahip diyorlar. İşte tam olarak bu sebeple Bizans İmparatorluğu üzerindeki hak iddiamı desteklemelisiniz diye cümlesini tamamlarken önümde diz çöküyor. Hakkım olan tahta geçtiğinde sadece adaletin yerini bulmasını sağlamakla kalmayacaksınız. Aynı zamanda güçlü bir dost edineceksiniz. Oo, oh. Raiktor isimli bu. Papaz abi. Kendisi bir keşiş evlenemez ve çok <laughs> miras yoluyla ünvan elde edemez ve evlenemez. He. Gerçi imparator olunca bu değişebilir. Bu rahip bariz bir sahtekar. Söylediği gibi Roma İmparatorluğu'nun haksız bir biçimde tahta indirilmiş imparator olmadığı aşikar. Fakat yine de ondan faydalanabilirim gibi görünüyor. Söyledikleri yalandan ibaret olsa da bu yalanları savaş başlatmak için bir bahane olarak kullanabilirim. Şu an bizim karşımıza 3 seçenek çıkıyor. Evet şu an Dük Robert'in kaderini daha doğrusu özür diliyorum, Kral Robert'in kaderini ve Bizans'ın bütün kaderini değiştireceğiz. Üç karar var. Şimdi en basit deriz ki bizim sura bakma ama sana yardım edebilecek bir durumumuz yok. Deriz ve sarayımızı terk eder. Dolayısıyla bir daha bu saraya gelmez ve bu eventi başlatmaz. Dersek ki mesela Konstantinopolis'te taç giymeni sağlayabilirim. Senin hak iddianı kullanacağız ve bu abilere savaş açacağız ki o güçleri fazlaymış baya. Hmm. İşin doğrusu birkaç limanı ele geçirmem yeterli olur. Mesela Raiktor için Dirakion, Avlonas ve Butrotum kontuklarını almak üzere Vasilevs 10. Konstantinos'a savaş açacağız. Savaşı kazanırsak Raiktor bizim vasalımız olacak. Eğer bu seçeneği seçersek de bütün Epir Krallığı'nı elimizde tutuyor olacağız. Savaş sonrası dağılmak üzere 3000 askerden oluşan bir ordu kazanılacak. Raiktor da Bizans İmparatorluğunu elde edecek. Hm, yaparız ya. Yaptık. Şu an herkes bundan nefret ediyor tabi. Sağlığı da kötü. Hatta ben çağırabiliyorsam müttefikleri. Aa bir dakika niye kabul etmiyorsun? Bize karşı görüşü. Evet Ulan senin Allah be... Üzerinimize. Kral Philip. Savaşıma gelirsen memnun olurum. Hmm, yok. Biz seni biraz etkilesek daha iyi olur sanki. Bu abi de çünkü ittifak yapmayacak bizimle. 1066. Yapma gözün seveyim sen 7 senedir savaşıyor musun? William da geliyor. Vay be. Bakalım bir risk aldık ama bence hallederiz ya. Şu abileri de toplayalım. Güzel. Yapabiliyorsak şimdi başkentine mi gideceğiz? Valla Filip gelebilirsen memnun olurum. Prensi Sevallot yani Pereyaslav büyük prensi. Yardımıma gelmeye çalışacak. Ee... Merhabalar. Hoppa bunların yalnız. Evet orduları büyük. Direkt başkente inersek ciddi sıkıntı yaşarız arkadaşlar. Buraları böyle kuşatacağız. Evet neredesin abi seni bekliyorum. Ya ordun nerede? Heh Fransa'da geliyor bana. Yapabiliriz bence. Güzel. Yalnız garnizon biraz sıkıntılı. Güzel. Brisis ve Burgaz'ı kuşattık. Şimdi onlar orayla tabii meşgul olacak. Hele şükür geldim be abicim. Seni bekliyorduk avantajımızı arttırdık. Çok güzel. Yani gelebiliyorsam memnun olurum. Bu arada savaşlardan dolayı kaç? iki oğlu hapis düşmüş. Üç tane oğlu da ölmüş. Kötü. Seni savaşa çağırsak. Gel ya. Gel gel. İmparator eğer hapis edebilirsek mükemmel olur. Evet şu an müttefiklerimizin olduğu yere doğru gidiyorlar. Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. 243 zayiat. Oo Fransa kral. Eyvah. Şu an Bizans ordusunu yakaladık. Mükemmel. Sen neredesin? Sen burada mısın? 187. Şunları serbest bırakalım. Şimdi mi aklına geldi ittifak yapmak he? Sen şimdi savaşı da çağıracaksın değil mi? Ha yok bir dakika savaşı zaten çağırmış. Halleder onu. Umarım Fransa... o Fransa'ya biraz para göndersek. E, çünkü. Ve savaşı kazandık arkadaşlar. Mükemmeldi. 3 sene önce başlatmışız savaşı. Bakın Bizans bizim topraklarımıza hiç gelmedi. Burada hastalık mı başlamış? Oo burada Hırvat çıbanı diyor. Eyvah. Ha, ama küçük çaplı. Peki. Bizans ordusunu ciddi anlamda yıprattık. Başkentini kuşattık ama önce Burgaz'a indik. Burgaz'da da hastalık başlamış. Kanlı ishal diye. Direkt başkentine inseydik paramparça olurduk. Sağolsun Fransa ve Pereyaslav bize ciddi yardımcı oldu. Toprakları kuşata kuşata sonra buralardan çekile çekile. Yani ben açıkçası imparatoru hapsetmeyi beklerdim ancak entrikasından dolayı herhalde. Kaçmayı başardı. Çünkü kendisi ordu başında değildi. Şimdi talepleri zorla kabul ettirebiliyoruz. Bunu yaparsak ne olacak? Raiktor'un hak iddiasını kullandık. Raiktor Epir Krallığı içerisindeki bütün ünvanları bize verecek. Ve dahilindeki tüm ünvanlar bizim tarafımızdan ele geçirilecek. Öf çok fazla. Bize 500 altın verecekler. Müttefikler ise e, bu yani bizim müttefiklerimiz aralarında 1000 presiş paylaşacak. Bizans'ın vasalları imparatora karşı görüş kaybedecekler ama yani Allah'ı zaten nefret ediyor ondan. Raikdor'a karşı güçlü koz elde edeceğiz. 1000 şöhret kazanacağız. Ve arkadaşlar bakın şu Epir tarafları. Yani şu Epir krallığını görüyorsunuz. Hem Sicilya hem de bu Kuzey Batı Yunanistan ve Arnavutluk tarafları bizim elimize geçecek. Yani Adriyatik taraflarını kıskaca alacağız ve Akdeniz'de güçlenmiş olacağız. Bakın burası bize geçti. Mükemmel değil mi? Raikdor right da başa geçti. <laughs> Nefret ediyor ya. Ay, mükemmel. Şimdi ben mesela bunu kendi kızımla da evlendirebilirim. Eğer boşta kızım kaldım bilmiyorum ama. Sağlığım ne durumda? 61 yaşındayım. İyiymiş. Mükemmel. Ya niye hoşlanmıyorsun ki benden? Allah Allah. <laughs> O zaman şu ünvanları ufaktan bir dağıtalım. Şimdi. elimize bayağı para var. Şu kalabriyeyi oluşturduk. Ben sana burayı vereceğim. Sen benim dejur basalım olacaksın. Mükemmel. Oğullarıma verebiliyor muyum bir bakalım. Ya da ben belki kendi hanedan üyelerime de verebilirim. Aa kardeşlerime verebilirim. Mükemmel. Şimdi şöyle bir durum var. Konfedere bölünme değil mi? Hı. O zaman ben şöyle yapacağım mesela. Verasede geri alacağım seni. <laughs> Mükemmel ya. Evet. Buralar komple bana geçti değil mi? Harika. Ha, senin böyle. Burayı oğluma vereceğim. Şu şekilde. Mükemmel oldu. Sonra efendime söyleyeyim. Bir dakika yalnız. E Epir'in dejuru burası mıydı? Güzel olabilir. Olabilir. Epir'i tamamen tutuyoruz. E Bu da demek oluyor ki bir efsane. Başlatabiliriz mesela. Gel gel. Sen bize aynen oluştur. Bize bir şeyler oluştur ya. Şöyle seni koyduk mu? Casus başı olarak da birini getirelim. Hadi seni koyduk. Mükemmel. Oğluma şöyle şuraları verdim. Epir düklü. Evlenmene izin veriyorum mu? Hadi bak burayı da vereceğim. Kefaloniyi de verdim sana. Aha böyle komple. iki tane düklük tutuyorsun. Dirachium'u da... Bohemond'a değil de. Çünkü Bohemond'a veremeyiz burayı. Kardeşlerimden birine verebilirim. Aynen ya. Bak hadi sana verdim. Sana şöyle verdim. Dirachium senin. Mükemmel oldu. Şimdi tabii benim mülküm azaldı. Gücüm azalır gibi bir şey oldu ama. Ee, öyle de olmadı. <laughs> Bavyeralı. Hmm, olabilir. Yunan olabilir. Şöyle bir şey yapsak. Katolik Norman. Olur olur. Hadi bak evlendirdik. <laughs> Canım sen bana da. <laughs> Ay çok iyi ya. Mükemmel dağılma örgütleşmesi. Kolay gelsin. Harbi harbi kolay gelsin. Şimdi bu Sicilyalı kültürü ne alemde? Ee, hala artmadı mı? Aa bir dakika. Siz rakip mi oldunuz? En iyi şövalye kazan. Şimdi kılıç talimleri al dese çünkü keyfi. Peki ikiniz de alt edeceğim dese. Biz... Yok Bohemond'u alt edemeyiz ya. Yani adam bizden güçlü. Ve 21 yaşında. En iyi şövalye kazansın dersek. Kazanan taraf kaybedeni öldürecek. Aynı tarafta izlersek de. Evet. Bohemond diğerini öldürdü. Yani. iyi bir şövalyeydi geçmiş olsun sarayı toplayalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bizans'ın da bu şekilde canını okuduk ve Bizans artık e, çok aşırı güçsüz. Çünkü kendisi sadece kontrolü sıfırda olan bir İstanbul tutuyor. Hı, şöyle bir kutsal savaş açayım mı buraya? Buradaki toprakları alırım böyle. Harika. Bir vakan üvis. Hadi sen bize destan ara. Aa niye? Ne oldu ya? Karakterimin yeğeni. Hoppa. Kör oldu. Kızamıktan mı öldü? Geçmiş olsun. Rakibi düelloya davet et. Hadi gel öldüreyim seni. Ya umarım bilmiyorum. Bayağı bir stres kaybettik. Evet. Hmm, kötü oldu. Ama seninle ittifak yapamıyor muyuz? Peki. Prens Roger de büyümüş. Şöyle büyük duvar süsleri. Şunları koyalım hemen. Saray görkemini arttıralım. Napoli. Oo, buraya da mı Sicilyalı geldi? Peki. Kontrolleri hemen arttıralım. İttifak peki. Katı teşkilat. Kontuklarda kontrol arttırma kazancı. 120 daha fazla. Buraya mı saldırıyorsun? Ay yavrum benim. Han davası devam ediyor mu? Bu sadece başlangıç. Stresimiz nasıl? Hey, hayatıma devam ediyorum. Peki hadi. Han davası devam ediyor mu bu arada? Acımak yok. Hoppa. Burada da bir o oh, otorite savaşı. He. Kimler katılıyor buna? Valdocu. Mükemmel ya Valdocu olmuş bunlarda. Çok teşekkürler. Dediğim gibi bir efsane oluşturabilseydik. Evet dediğim gibi bir efsane oluşturabilseydik ve efsaneyi 300 baronluğa kadar yayabilseydik. Zünnüni emirliği. Bunlar bu renkte mi oluyormuş ya? İki krallığı birleştirecek karar alırdık. Şimdi ne yazık ki konfedere bölünme sebebiyle Krallık ikiye bölünecek. yani bu ünvanı yok etsek de bölünecek. Zayıf hale. Ha, ne güzel. Bitirdiler o zaman bunlara. Kan davası değil mi? Adalet yerini buldu. Bitti. Oh çok şükür. Bogomilci mi? <laughs> Sana böyle savaş açayım mı? Mükemmel olur ha. Bakın arkadaşlar bir de şimdi şöyle Tunus'u alıyor. Çok çabuk büyüyorlar. Kimmiş bunlar? Evet. Mükemmel. Burası tek kale. dolayısıyla burayı da kuşatmamız gerekecek. Yani bunları sayıları, ooo arttı. Acaba kutsal tarikat e, paralı askerler, de atlı var mıydı? Atlı yok. Şöyle bir şey aldım. Parayı bitirdik biraz ama. Çok çabuk büyüyorlar. Kimmiş bunlar? Evet. Hırvatistan'la ittifakım var. Harika. Bakın buraları da böyle komple almış oldum. Buralarda benim varisime geçecek yakın zamanda. Ben öldükten sonra. Dolayısıyla şurada. Tunus'ta. <laughs> Eğlenceliydi baya. Aa, Bizans'ta iç savaş var. Kim? Kon Konstantinos. Burgaz Kontu. He, bu abi için. Baba ölmüş. Filipopolis'in tamamı buna mı kaldı? Peki. Of 12.000'e karşı. Ve Alexios da ölmüş. Geçmiş olsun. Çok merak ediyorum Selçuk bunlara yine saldırır mı arkadan falan. Sağlık kötü. <laughs> Bir krallık ünvanımız bu oğlumuza gidecek. Bohemond, Sicilya'yı ve Tunus'u elde edecek. Hatta kendisine şöyle verebilirim mesela. Fena olmaz. Kontuklardaki kontrolleri arttırmaya devam edelim. Yani bir dakika zaten buraya arttırıyor değil mi Tunus'u? Güzel. Bir de efsane bulamadık o. <laughs> İyi olmadı ama. Neyse artık yapacak bir şey yok. En azından ikiye bölünür krallıklar. Hanedanımızın ihtişamı artar mesela. Ben bayağı keyif aldım yani. Eskiden zaten Dükrobe iyiydi. Şimdi çok daha iyi olmuş. Bizans'ın canını okuyabiliyoruz ve tarihteki gibi Dükrobeya ve Bohemon bu Dirahyum taraflarına Balkanlardan girip Bizans ordusunun canını okuyabiliyor. Yani tabi şimdi buraları kuşatabiliriz, ama yani burayı kuşatarak açıkçası kendi askerlerimizi de tüketiriz, vakit kaybederiz. İmparator burada kalırdı. Ya yani imparatora bir enkaz vermiş olduk. Aa bağımsızlık savaşı mı ne alakalı? Ben de dejur Evet. kendisi de Antakya dükü olduğu için deju sayılmıyor. Ve güçlü olduğu için de. Kötü oldu ya kendisine. Ama olsun en azından istediğini aldı. Yani Bizans İmparatorluğu ünvanını aldı. Bizim anlaşmamız da buraya kadar. Yani biz kendisine sadece o ünvanı ele geçireceğiz dedik. Kendisine sonradan yardım edeceğiz demedik. Geçmiş olsun canım. Hazır gitmeden şurayı da alabiliriz sanki. He. Malta şehliye. Ama hoppa yatalak olduk. Evet yakında ölüyoruz. Yakında ciddi ciddi öleceğiz. Pont fiilim çıktı. Teşekkürler. Fatimiler dağılmadı. Ee, ancak Halife El Müstansır Bine Zahir peki vefat etmiş. Bunlar normalde oyuna boşta başlıyorlar ama şu an ha, dağılma savaşı. Oo. Seçilebilir hanedan mirası. Evet. Mesela bunu seçebiliriz ilerleyen zamanlarda. Ya da siz mesela Hotville'lerle oynayacaksınız 1066'da. Yağma üzerinden de gidebilirsiniz. Vurgunu açtığınız zaman sürekli fetih yaptığınızda veya ben işte savaşmak istiyorum dediğinizde Düşman ordusuna dalarak savaşı kazandığınızda eğer ciddi bir kıyım yaparsanız vurgundan çok ciddi para elde edebilirsiniz. Yani savaş üzerine bir ekonomi kurabiliyorsunuz bu oyunda. Bir nevi size öyle söyleyeyim. Bu vurgun o yüzden çok iyi. Her ölü zayiat için 5 altın. Tilki Robea gerçekten çok iyi bir karakter. Burada görüyorsunuz. Tam bir efsane. Sadece yani sıkıntısı yaşı ileri başlıyor. Yani gelin görün ki 67 yaşına geldik. Yani 67 yaşı esasında bu oyunda bir karakter için gayet ileri bir yaş. Yani 60 sonrasında ancak bir noktada sağlık odağından giderek ulaşabiliyorsunuz. Mesela 51 değil de 21 başlasaydı Avrupa'nın yarısını alabilecek kadar güçlü olurdu. Özellikle şu eğitim özelliğiyle. Yani çok OP bana sorarsanız. Aşırı güçlü. Ama zaten Crusader Kings 3'ün efsanelerinin olmasının bir sebebi de bu. Oyuna başlarken 2000'den az askerimiz vardı. Şimdi 7000. Yani neredeyse Kutsal Roma İmparatorluğu ile dengiz. Macaristan'dan, Fransa'dan güçlüyüz. Bizans'ı alt ettik. Hırvatistan yani bakın bizim müttefik, kral olan müttefiklerimiz bizden güçsüz. Harbi harbi şu an biz Dük ile şu abiye de kafa tutabilecek durumdayız. O kadar size söyleyeyim. Sen güçlüsün, sen güçlüsün. Hadi alacağım ya. Gider ayak diyorum şunları bir ele geçireyim. Paralı asker alsam mı almasam mı? %65 ha, varisi ele geçirdik hoppa çok iyi karakterimin erkek kardeşi yok ben geçeyim başa iyi olur sohbete devam hadi seni de böyle biraz etkileyelim sen de altın da alalım mesela değil mi bunlar konuşlanmamış diyor ee, no problem dolayısıyla şöyle bir zırhlıya ekibi normanlarda hafif atlılar da önemlidir harika şimdi seni esir aldık değil mi seni fide karşı serbest bırakacağım ama tek toprağını kuşattığım için zaten savaşı yine ben kazanmış olacağım parasını bitirdik. Aa ama bir dakika şunu da. Adamın parasını tükettik arkadaşlar. Malta. O hiç sevmediğim, pardon çok sevdiğim. Bu kontuğu da ele geçirmiş olduk. E ee, Bohemansım, şimdi ben yakında gideceğim sanırım öyle gözüküyor. Böyle senin Tunus kontu yaptım tamam mı? Mükemmel. Bak bak. Gücümüz arttıkça evlilik teklifleri geliyor ha. Kim bu? Danimarka mı? Danimarkacığım çok uzaktasın be kusura bakma yani ben benim olayım artık Akdeniz. Ben kuzeyleri bıraktım. Bizim bizim sülale gitti artık kuzeylerde değil. Hani normal lazımsa bak İngiltere duruyor. Gerçi İngiliz olmuş. E kim içer? Afet Muazzam. Nerede bu hastalık? Aynı ateşi. İttifak. Amcam tabii sen ittifak kurarız ya. Bir tek şu Benevento kaldı ama yani onun için de Papa ile uğraşmak istemiyorum. Çünkü Papa beni afaroz edebilir. Zaten hayatımın sonundayım. Senle de niye ittifak kuramıyorum ben ya? Ayda, Yani ittifak kurabiliyor olmam lazım seninle. Mevcut ittifak sayım. İlginç abicim. ilginç bir şey demiyorum. Otorite savaşı. Aa, mükemmel. Evet gider ayak savaşımız sanırım bu olacak. Ama ondan önce şu ordumuzu şöyle bir konuşlandıralım. Bunu da konuşlandıralım. Bunlar da mı konuşlanmamış? Tüh, tamam. Güzel. Paramız var değil mi? Arttır bunları. Bunu da arttır ufak. Güzel. Kaldır hepsini. Şu şurada ağlamasın. şuna 500 yaptık. İdaremiz normalde kötü ama askeri yeteneklerimiz o kadar iyi ki ordu bakım masrafı ciddi azalıyor. Bütün orduyu kaldırmama rağmen aylık sadece 1.4 kaybediyorum. Az önce ben kendi kendime mi stres kaybettim anlamadım. Ne Aa, yağmalanıyorum ya inanmıyorum. Umarım oğlumun başına bir şey gelmez. Oğlumun toprakları yağmalandı. Heh, Oh, ayda Macaristan mı bu? O kötü. Bunlara böyle dağda dalabiliriz. Dağ savunmasında çok etkili oluruz biz. Ayda ne oldu ya? Apulia. Hop, evlilik düzenli. Kral Rostis'la. Hadi peki Galicia Volhin ne oldu? Tilki kral Robe hakkın rahmetine kavuştu. Kral Roje ise burada gördüğünüz gibi epiri tutuyor. Bir dakika sen burada toprak mı tutuyorsun anlamadım. He. Peki. Topraklardan mı? Aa bunlar da bana ait. İnanmıyorum. Sen niye benden nefret ediyorsun? Selefe olan görüş. Ayda Benim hanedanımdan şöyle adam kalmadı mı? Hı. Benim hanedanından yok mu şöyle adam? Karakterimin kuzeni. Bir dakika şimdi. Canımın içi. Sen ölünce burası ee, bana gidecek. Karakterimin kuzeni. Ünvan verip... Ülkenizde naip olduğu için... E, ben hiçbir şey anlamadım. Naip kim? Ne naibi? Kontu. İnzivada. Ben inzivada mıymışım? İnzivadan çık ya. Çık 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 he. Az önce saçma sapan bir şey oldu. Şimdi Ver birini. Karakterimin kuzeni değil mi? Sen Salerno'ydun. Senin eşin mi oluyor? Mükemmel. Sana bak şöyle şurayı veriyorum. Eee... O neredir? Aynen öyle. Canım içi. Bak. Burayı da... Apulya'da komple seni tam. Ben seni canına ayrıca yakacağım. Bu savaşı bir halledeyim. Bebek ilaçları falan atlayalım ya. Bunları şöyle koyalım. Bir gün ben de senin gibi ol oluruz. Oluruz. Hiç sorun değil. No! 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 Evet oyun çöktü. Çıldırıyorum. Neden bilmiyorum. Şu ilaç odandan biraz gideceğim. Prenski huzuruma çıktı. Evet lanet olsun bu barbarlara yani beni yağmaladılar ya. Macaristan krallığı. Ben bunları şöyle üstüne gitsem aa harika yapabiliyorum. Başkentini kuşatarak hayda. Hiçbir masraftan kaçınmayacağız. Hadi bitsin. Evet biraz enkaz gibi bir şey devralır olduk. Ee, hoş olmadı açıkçası. Ve burada görüyorsunuz arkadaşlar bizim sen kuzenimizle evlendin ve bir dakika niye? Ona konseyde koltuk istiyor. Dur dur. Benim kuzenim niye hapiste? Ben idareden gittim değil mi? Öf mükemmel. 9'da 9'luk. Ee, servet odandan gidelim. Öncelikle şu savaşları bir halletmek istiyorum. Sen entrikaydın değil mi? Heh, bak getirdim seni. Çok iyi. Aynen. Robe ya biz de bir gün senin gibi olacağız umarız. Benim amcam Vezukop Başkan Başpiskopos onaylanmıyor muyuz yapma. Bir hediye gönderse Uh, bu kadar altına sahip değiliz. Az önce kız kardeşimize mi hallendik anlamadım ama. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Hadi hadi evlendik hadi. Hadi seninle de evlendirdik hadi. Of güzel bayağı para aldık. Hoppa ne oldu ya? Kardeşimiz öldü. Çocukların mı başa geçti? İttifak kur kabul etmeyecek. Etme ulan, etme. Tam yeter. Hadi buradan sonrasına artık gidiyoruz. Oo, of. burada kötü. İttifak kur. Hadi. Tutsakları salalım ya. Hatice. saldık. Valiyi saldık, para kazandık. Kontu saldık, para kazandık. Burada böyle bir eflak krallığı mı var? Bunlar nasıl geldi böyle? Başı anlamadım ama. Ee, burası benim ülkem. Alabiliyorsak tebaadan araç alalım. Mükemmel bir fikir. Paraya ihtiyacımız var çünkü. Bizi çok sevmiyor olabilirler insanlar. Çocuğumuz olacakmış. Peki. Ne de etkileyici yanları var dedik. Burada uf çok kötü bir hastalık başladık. Kızamık. Ha küçük seviye. Ha biz sav- Aoo biz savunan tarafız. He. Aa kötü. Hmm. Humus düklüğü için kutsal savaş açıldı bana. Ve bana kimse yardıma gelmiyor mu? Oh, mükemmel. Müttefikim çağrılabilir. Aa güzel. Çağırdım. Hane mensupları savaşa çağırabilir. Gel gel. Evet ufaktan topuklasak iyi olur. Burayı birine verebiliriz. Aa oğlum ne güzel. Flandre düklüğü. İttifak gücü olarak. Lombardiya düklüğü. Ha, ee, olabilir. Aynen canım. Ya savunma savaşım var da bak rica etsem gelirsen. Ya kutsal savaş. Ee, teşekkürler. Kastilya sen de geleydin çok memnun olurdum ha. Yabancı ha Yok sen seni sen çağıramıyorduk peki. Hop 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 aman aman. He, siz geliyor musunuz benim savaşıma? Galicia Volhine neredesin? Hoppa sen güzel. Sen Novgorod'u falan da almışsın. Biz bunlara dalsak top alırız gibi sanki ya. Lombardiya Of harika. Başkentini kuşatsak iyi para mı verecekler bize? 255 altın. Kanem krallığı nereden geldi? Bir kızım oldu. Şöyle kuşatalım hadi bitsin savaş. Evet %100. Antakya burada böyle kalmış. Bizans İmparatorluğu, otorite savaşı falan filan. Peki kardeşimiz ölmüş, şu olmuş, bu olmuş. Bunlar böyle akraba evliliğinden doğdu. Tabi biraz öyle oldu. Bir enkaz devraldık diyorduk. Afrika'daki topraklarımız gidiyordu diyorduk. Son anda geri çevirdik. Birahyumus Kefalonya Dükkü. Bir saldıran tarafta mıyız? Savunan Oğlum haneden savaş. Aynen. Hı. Hanedan reisi olmak çok güzel gerçekten. Ve bir maceranda sonuna gelmiş olduk. Sene 1088, aradan 22 sene geçti. Bir hanedanın kaderini belirledik ve çok iyi bir karakterle başa geçtik. Kardeşimiz burada, erkek kardeşimiz. Bir erkek kardeşimiz ne yazık ki erkenden öldü. Onun yerine yeğenlerimiz burada. Böyle karışık bir ortam var biraz. Bu bizden nefret ediyor çünkü Sicili Krallığı'nı arzuluyor diyor. Hı. Ben biraz para göndersek mesela. i̇ttifak. Ulan onda mı? Neyse. Buraya kadar iyi iş becerdik bence. Ee, Tabi biraz bohemonu da gösterdim size. Böyle veraset sonrası bir kriz oldu. Dedim eyvah enkaza doğru gidiyoruz ama yok sonradan toparladık. Kutsal savaş olduğu için de de savunma savaşı dolayısıyla ittifakları daha kolay halledebildik. Ordumuzun kalitesi de fena değil. Biraz toparlanması gerek. Ama hallederiz ya. Hiç sorun yok. Bir Crusader Kings 3 efsanesini daha sizlerle görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda yine bir Crusader Kings 3 efsanesi olan Vratislav, Yahya ya da Matilda ile gidebiliriz. Gerçekten keyifli bir maceraydı. Size de tavsiye ediyorum muhakkak. Eğer bu oyunda daha önce Hotville'lerle yani Duke ile oynamadıysanız muhakkak oynayın. Çok keyifli. Sicilya Krallığı'nı kuruyoruz ve Bizans'a direkt çöküyoruz. Muazzam. Dolayısıyla arkadaşlar özet geçmek gerekirse Buraya kadar sabredip videoyu izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini genel olarak beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve görüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.